Galiba oldu. Evet, bu sefer galiba oldu. Uf. O zaman ben... Gürel Bey merhabalar. Bağlandım. Ben izninizle telefonumu kapatacağım. Çünkü bana telefon gelince yayın bozuluyor. Teşekkür ederim. Affedersiniz. İzninizle önce telefonumu kapatayım. Estağfurullah, estağfurullah. Çok şükür kavuşturana diyelim. Vallahi yani 15 dakikadır böyle kan ter içinde kaldık. Kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Nasılsınız Gürel Bey? Acemiliğimden olmuş olabilir, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam, teknik sorun da oldu. Webinara şey yapamadık. Webinar üzerinden, Zoom üzerinden bağlanamadık. Zannediyoruz ki bir webinarın güncellemesi olmuş. Buna denk gelmiş. O yüzden webinar üzerinden değil, Instagram üzerinden yayınımızı sürdüreceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Güler Bey. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Beni böyle bir yayına çağırdığınız için çok mutluyum. Sağlığım da bu kadar zaman dışarı çıkmamama karşın idare ediyorum. Ne güzel. Yani şu anda zaten hepimizin ortak arzusu bu sağlıksız ortam içerisinden sağlıklı bir şekilde çıkmak ve güzel günleri yeniden birlikte olmak, konserlerinizi izlemek en büyük dileğimiz şu anda. Özledik hakikaten. Yani sahneyi izlemi özledik. Sizleri, orkestrayı, siz de muhtemelen çok özlemişsinizdir değil mi Güler Bey? Tabii ben yani gerçekten seyircileri, yani konser izleyicilerini çok özledim. Onların benim yaşamımda çok önemli bir yeri vardır. Hiç de bilemiyorum gelecekte nasıl birlikte olacağız, nasıl bir şeyler yapılacak. İşte pandemi olduğu için tabii diğer ülkeler ne yapıyor, onlara çok dikkat edeceğiz. Benim özellikle gözüm kulağım Almanya'da. Çünkü orada her zaman doğru girişimler oldu. Geçmişe dayanarak söylüyorum. Öyle yani. Ben evet. Sizin sorularınızı bekliyorum, olur mu? Tabii ki, evet. Hemen o zaman sohbetimize, söyleşimize başlayalım. Ben önce şundan başlamak istiyorum. Siz bir müzisyen bir ailede doğdunuz, yetiştiniz. Babanız bir müzik öğretmeniydi. Müzisyen bir ailede yaşamak, daha sonraki sanatınızı nasıl etkiledi, eğitiminizi nasıl etkiledi, şekillendirdi? Bundan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Benim babam köy enstitüsünde müzik öğretmeniydi. Eskiden müzik öğretmenleri vardı. Yani bütün sınıf öğretmenleri olmazdı. Müzik öğretmeni sınıfları dolaşarak ders verirdi. Hani müzik öğretmeni, gezici müzik öğretmeni gibi. Ben Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nde dünyaya geldim. Evde birçok enstrüman vardı. Tabii bunları çok erken duyma benim için büyük bir şans oldu. Bundan çıkarak zannederim yani yazıları bilmeden notaları öğrenebildim evde. Evdeki olaylar. Kendimi çok şanslı buluyorum. Babamın bir müzik öğretmeni, özellikle bir köy enstitüsü müzik öğretmeni olmasından ötürü. Evet. Daha sonra zaten eğitiminizi çok önemli hocalardan gördünüz, aldınız. Bunlardan biri Adnan Saygun'du. Adnan Saygun gibi bir isimden eğitim almak, onun öğrencisi olmak nasıl bir duygu oldu? Neler size kattı? Bunlardan da biraz söz ederseniz. Adnan Saygun öylesine bir yüce öğretmen ki ben onda her şeyi öğrendim. Kendimi buldum, her şeyi öğrendim. Yalnız izin verirseniz... Müziğe nasıl, hani müzik öğretmeninin çocuğu olduğum halde müziğe nasıl, yani Ankara Devlet Konservatuvarı'na nasıl geldim, onu özetleyebilir miyim? Tabii, lütfen, lütfen. Çünkü siz Filarmoni Derneği olarak benim aklımda çok şeyler var müzik öğretmenleriyle ilgili. Yani ben kendi yaşamımdan vereyim örneği, belki siz bunun devamını sağlarsınız. Biz Diyarbakır'a geldik. Köy enstitüleri biliyorsunuz kapanınca oraya buraya sürüldü öğretmenler. Önce Maraş'tayız, sonra Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da ben ilkokulda 5. sınıftayken müzik müfettişi gelecek dediler.
Babam dedi ki müzik müfettişi gelecek, işte sizlerin kulaklarına bakacak dedi. Bizim odamıza iki bey geldi. Şeref Çayıroğlu ve Halil Bedi Yönetken. Sonradan tabii adlarını biliyorum bu değerli insanların. Bunlar kulaklarımıza baktılar. Diyarbakır'da birçok 16 kişiyi seçtiler. Onu anımsıyorum. Ondan sonra da ailelere çocuklarını 11 yaşında oluyor tabii. Hani Ankara'ya yatılı bir okula göndermek için onlara konservatuvarın nasıl bir okul olduğunu da anlatıyorlar yani çok güzel bir şekilde. İşte ben öyle bir eğitim sisteminden bulundum. Yani benim sizden istediğim şimdiden söyleyeyim bütün Türkiye'deki müzik öğretmenleriyle filarmoni dernekleri kontak halinde olunuz. Her zaman çok yetenekli öğrenciler var. Bu öğrencileri onlar bulur, sizlere bildirirler. Biz de severek gider onlara bakar ve onları müzik dünyasına kazandırırız. Evet, bu kusura bakmayın Adnan Saygun'a gelmeden önce bunu söyledim. Çok Ve ben önemli bir konu. devam edebilir miyim? Lütfen, tabii. Önce keman bölümüne girdim ben. Keman bölümünde okudum. Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum. Necdet Remzi Atak, Atatürk'ün imzasıyla Ankara Devlet yani Musiki Muallim Mektebi'ne atanmış bir öğretmen. Olağanüstü bir pedagog. Atatürk'le birebir ilişkisi var. Onu anlatabilir miyim Atatürk'le olan ilişkisini? Çok memnun oluruz efendim, çok memnun oluruz. Sağ olun. Necdet Remzi Atak şunu anlattı çok kez. Akşam motor sesi duyunca hemen kalkıp giyinirim. Kemanımı hazırlarım. Çünkü biliyorum ki Çankaya'dan geldi. Hemen atlarım gelen arabaya, Çankaya'ya gideriz. Orada Atatürk'ün huzuruna çıkarım. Hoş geldin çocuk der. Hoş geldin. Sağ olun paşam der. Bana Toska çalar mısın der. Ve hocam Toska'nın aryasını çalar. Yani çalarken de Atatürk kemanın sapını kendi omuzuna koyar. Yani bu denli yakın bir şekilde. Bitirdikten sonra teşekkür ederim çocuklar. O sağ olun paşam der ve gider. İşte bu benim keman öğretmenimdi. Düşünün ne kadar şanslı bir şey. Ne kadar şanslısınız gerçekten. Müthiş bir şey. Yani sağ olun paylaştığınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani Ankara Devlet Konservatuvarı çok yani Musiki Muallim Mektebi'nden çıkan konservatuvara dönüşen yani Türkiye'nin sanat kurumlarının kaynağı. Yani oradaki öğretmenimi size anlatmaya çalıştım. Keman bölümünde okurken ben küçük orkestralar kurmaya başladım. İşte şunu bunu yönetmeye başladım. Arkadaşlarım çok yardımcı oluyorlardı. Çok iyi bir kulağım vardı. Ondan ötürü biraz seçkindim arkadaşlarımın arasında. Ama onların yardımı olmasaydı zannetmiyorum bu kadar orkestra kurabilme, bu kadar cesaret bende olur muydu? Arkadaşlarım işte Ruşen, Cengiz, Ethem, yani bütün koral, bunların sayesinde hep orkestralar kurdum ve bunlar hep çaldılar orada. Sonra keman bölümünde bu eğitimin tabii çok iyi bir eğitim ama bir orkestra şefi olmak için yeterli olmadığı çıkıyor ortaya. Daha çok şey bilmeniz gerekiyor. Yine büyük bir şans. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ahmet Adnan Saygun'un kompozisyon bölümü öğretmeni. Düşünebiliyor musunuz? Bu Yani adam evet, bu adam nasıl bir adam? Biliyorsunuz 1934'te Atatürk kendisine opera yazdırıyor. Birebir. Yani librettosunu çalışıyorlar. Kaç kez Çankaya'ya gidiyor. Ve 1,5 ay içinde opera yazılıyor. Ne opera, ne koro var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bunu yaptı. Ben bunu hocama sordum. Hocam nasıl yaptınız bunu? Dedi ki, yavrum sen o heyecanı anlamazsın dedi. Bakın ben kendimi öyle ulusalcı bilirim ki hani Türk eseri şu bu. Sen o heyecanı anlayamazsın dedi.
Hakikaten o heyecanı benim kuşak anlayamadı. Doğrudur. Adnan Saygun müzikte her şeyi öğretir. Son derece disiplinli bir öğretmendir. Çok ödev verir. Ödevleri yapabildiğiniz kadar, kendisini deşebildiğiniz kadar sizi yeşertir, size öğretir. Olağanüstü bir bilgi. Hani şu günlerde Google için Hazreti Google diyorlar ya, her şeyi soruyorlar. Evet. Biliyor musunuz, Google çıktığı zaman ben onu kullanmaya başladığımda zannettim ki yani hocam Adnan Saygun'a sanki soruyorum. Çünkü her şeyi ona sorardım ben. Hani böyle bir insan. Tabii Adnan Saygun işte Türk beşleri arasında yaptığı çalışmalar, özellikle Türk müziği yani halk müziği üzerine yaptığı araştırmalar, çalışmalar. Bütün bunları derslerde bize, tabii biz alabildiğimiz ölçüde verdi. Yani ben, biz ne kadar alıyorsak o kadar öğreniyoruz. Burada başka bir şey söyleyemem. Ve sağlam, yurdunu sever, partisyona saygı, müziğe saygı, orkestraya saygı, seyirciye saygı, ülkeye saygı disiplinini vererek bizi yetiştirdi. Ne güzel. Adnan Ne Saygın güzel. Böyle efendim. Gerçekten yani Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri, Türk klasik müziğinin de en önemli hocalarından biri ve siz böyle bir hocadan ders aldığınız için hakikaten çok şanslı bir kişisiniz. Çok güzel şeyler anlattınız, sağ olun. Yani çok özel anıları paylaştınız. Ben söyleşimize bu bağlamda eğitim hayatımızla ilgili birkaç şey sormak isterim. Siz hem Türkiye'de tabii eğitim aldınız, bahsettiniz. Hem de yurt dışında da eğitim hayatınızın bir bölümü orada geçti. Orada nasıl bir eğitim sürecinden geçtiniz? Bir de Türkiye'deki eğitim sistemi o dönemde nasıldı? Bahsettiğiniz gibi tabii Adnan Saygun özelinde değil de genel olarak müzik eğitimi nasıldı? Bir de yurt dışında aldığınız eğitimle kıyasladığınızda biz eğitim konusunda neredeyiz? O konuda bir değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Peki, izin verin, ben kompozisyon bölümünü bitirdiğim için Adnan Saygun'la yine hocamın isteği üzerine İngiltere'ye, ardından İtalya'ya gitmem gerekir. Bana çünkü bir yön çizdi neler yapmam gereken. İzin verin ben burasından başlayabilir miyim? Lütfen. Yani kendi eğitiminde neler öğrendiğim değil de kompozisyon bölümünden çıkıp, çünkü Londra'da sınava girdiğiniz zaman sizin tabii ki kompozisyon bitirmiş olmanız gerekiyor. Kompozisyon bilginizi ölçüyorlar orada. İnanın 3-5 laf ancak İngilizce biliyordum. 3 kişi alındı o okula. 3'ü de İngiliz değildi yani. Bir İsrailli, bir ben, bir de Amerikalı. Böyle bir şeyde o sınava kazandım. Sınav kolay bir sınav değil ama siz eğer Ankara Cebeci'de Devlet Konservatuarı bitirdiyseniz sizin için herhangi bir zorluk yoktu. Ben ondan sonra aynı şeyde, yani Londra'da bir de Krallık Akademisi var, Müzik Akademisi. Onun da sınavına girdim. Onu da Ankara'da Cebeci'de almış olduğum eğitimin, o köklü eğitimin sayesinde onu da kazandım. Hem de öyle ki oradan dışarıdan mezun oluyorsunuz. Orada öyle bir sistem var. Yani 16 yıldır da kimse bu diplomayı alamıyordu. Ben aldım. Bunu nasıl aldım? Tabii ki işte demin dediğim gibi köklü bir eğitim. Yani şimdi Necdet Remzi Atak, size anlattığım Atatürk'le olan ilişkisi, dolayısıyla onun eğitime verdiği önem. Çünkü eğitim Türkiye'nin, onların tek düşüncesi, yani bilim, bilimi hedef alan eğitimi öğrencilerine vermek. Şimdi Adnan Saygun'u düşünün. Yani Adnan Saygun, yani
yalnız operayı yazmakla yetinmiyor. Hani Türkiye'deki müzik hayatı nasıl gidecek? Müzik öğretmenleri neler yapması lazım? Ta bütün bunları da üstlenen bir insan. Yani bütün böyle yetişen birisi olarak benim Londra'da bir sıkıntım olmadı. Dediğim gibi o iki okulu da 1,5 yılda bitirdim. Yani hakikaten bitirdim. Bununla tabii çok gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum ama ben bunu yapacaktım zaten. Yani hem sizi böyle yetiştiriyorlar. Bir de üstelik devlet bursuyla gittim. Devlet sınavını kazandım. Yani bütün bunlar benim çok iyi çalışmamı gösteriyor bir kere. Yani başka bir şey yapamazsınız, dalga geçemezsiniz siz. Devlet size burs veriyorsa siz onu en iyi şekilde değerlendireceksiniz. İzin verin İtalya'yı da bağlayabilir miyim hemen? Lütfen, böyle? Lütfen. Çok memnun oluruz. Sağ olun. Şimdi Adnan Saygun'un bana söylediği şu, biz kilise müziğini bilmiyoruz. Ama kilise müziğini de öğrenmen lazım. Onun için Vatikan'da okuyacaksın dedi. Şimdi kilise müziği deyince bugün kiliselerde çalınan müzik değil. Bu yani Rönesans öncesi, Jean Gregorian. Çok 8-9, 10. yani orta çağ. Bunlar hakikaten bilinen şeyler değil. Bunun için işte Vatikan'da okul var. Oraya gittim. Orada da beni sınava soktular. Çünkü o bir kiliseydi, büyük bir kiliseydi. Bir Müslüman olarak oraya gittim. Bir hayretle baktılar yani. Ben dedim bunu öğreneceğim, bu müziği öğreneceğim. Bu müzik şöyle müzik, bu müzik. Ve beni sınava koydular. Ya yani onlar için belki çok zordu ama yani kusura bakmayın. Yine yineleyeceğim ben. Cebeci'den mezun olmuş bir konservatuvarlı için. O sınav da hiç. Yani İngilizce piece of cake derler. Yani öyle bir şeydi. Orada sınıf zannederim 750 kişi kadardı. Öğretmenimiz Bartolucci Kardinal'di. O geldiğinde zaten ortalık yıkılıyordu. Ben böylesi disiplinli bir koro hiçbir zaman bir daha göremem. 400 kadar nan vardı. Yani rahibe. Rahibe, bravo rahibe vardı. İşte 300 kadar da cappuccino, adları cappuccino'ydu. Tam içtiğimiz kahve renginde giydim. Bir de sivil ben vardım yani o okulda. 3-5 hafta sonra Bartolucci beni fark etti. Yanına aldı. O müziği onların arasında, özellikle çocukların arasında, çocuk korosu da vardı orada. Anlatılmaz bir kültür sahibi oldum orada, zenginleştim. Ama aynı zamanda efendim İtalya'da benim zamanımda bir öğretmen vardı. Adı Franco Ferrara. Bir orkestra şefiysen ondan geçeceksin. Yani onun sınıfından geçeceksin. Bütün Avrupa'da söylenirdi bu. Bütün ünlüler de zaten onun öğrencisiydi. Orada da gittim. İşte Siena'da bir okul var efendim. Bu okul iki hafta sürüyor. Bu aşağı yukarı 340'ın üzerinde orkestra şefi var. Sınava giriyorsunuz. 6 tane hocanın öğrencisi Roma'dan geliyor. Onlar sınavsız giriyorlar. Siz 340 kişi de 6 kişi orada sınava giriyor. 6 kişi kazanacak. Ve sınav 5 gün sürüyor biliyor musunuz? Giriyor, herkes giriyor. Kocaman bir orkestra. Onu yönetiyorsunuz. İşte orada maestro şuraya al, buraya al diyor. Oradan yönetiyorsunuz. Ondan sonra çıkılıyor, gidiyor. Böyle bir şey. Böyle bir sınav. Ben bu sınavı kazanınca çok heyecan duydum. Hocama bir telgraf çektim. Eskiden öyle telefon falan yok tabii. Bir telgraf çektim. Telgraf da yani uzun olmaması lazım, para da yok. Hocam sayenizde kazandım diye. Hani nereyi kazandım onu filan bile şey değil ama yani İtalya'dan. sonra hocamdan bir mektup aldım. O bana ne dedi biliyor musunuz? Bunu yurduna geldiğinde git atanla paylaş. Bakınız. Hmm.
Ve ben yurda geldiğim zaman Anıtkabir'e gittim. Baktım fazla kimse olmadan, çünkü önünde durdum. Ve orada şey, atam dedim, ben işte şu kadar kişinin arasında şuradaki şu sınavı kazandım. Sana arz ederim. Ve daha başka şeyler kazanınca huzuruna gelmeye ant içerim dedim. Ve oradan öyle ayrıldım. Yani bu böyle. Sonra Roma'da işte dediğimiz gibi Franco Ferrara, pardon işte Siena'da okuduk. Siena'da iki konser vardı. Bakınız bu çok önemli. Belki ilk kez söylüyorum bunu. O 12 şef, 6'şer 6'şer yönetiyorlar. Yani her şef bir kere yönetmiş oluyor. Franco Ferrara bana iki kez yönetti. Hem kendi öğrencileriyle hem de o diğer kazananla birlikte. Neydi bütün bunlar? Bütün bunlar bizim Türkiye'de aldığımız gerçek eğitim sonucuydu. Başka bir Evet. şey olmuyor. Tabii benim kulağım var, şu var, bu var ama orkestra şekli öyle kulakla şunla bunla yetmez. Çok iyi eğitim almanız lazım ki o partisyona hakim olacaksınız, onların dilini anlayacaksınız. O notalara can vereceksiniz falan. O iş kolay bir iş değil. Bu. Sonra İtalya'da işte Roma'da okudum. Roma'da okuduğum zaman konserlerime hep rahibeler ve rahipler de gelmeye başladı. Çünkü o sınıftaydım ya ben aynı zamanda. Bütün herkes kıskanır diye, bunlar seni nereden tanıyor diye. İşte böyle bir eğitim geçti. 3,5 yılda işte bitirdim ve ülkeme döndüm. Yani ülkem benim eğitimin bütün paralarını verdi. Ben de yaşamım boyunca onu geri ödemeye ülkemde çalıştım. Sağ olun. Bu Yani eğitimi bu kadar. Kusura bakmayınız, belki biraz uzun yanıtladım. Kusura estağfurullah. bakmayın. Güray Bey, o kadar keyif alıyorum ki zannediyorum bizi takip eden izleyiciler, takipçilerimiz de o kadar güzel notlar bu arada akıyor ki görüyorsunuzdur siz de. Herkes çok keyif alıyor. Bizimle bunları paylaştığınız için kendimizi hakikaten ben ayrıcalıklı hissediyorum. Sağ olun bu özel anlarınızı paylaştığınız için. Çok sağ olun. Şimdi eğitimle başladık. Eğitimle devam edelim eğer müsaade ederseniz. Şimdi Türkiye'de konservatuvarlar var. Şu anda güncelden bahsediyorum. Benim tespit edebildiğim 11 konservatuvarda bütün enstrümanların eğitimi veriliyor. Çok sayıda daha başka konservatuvar da var ama bunlar tam eğitim veren konservatuvarlar. Ardından çok sayıda öğrenci de mezun oluyor bu okullardan. Peki mezun olduktan sonra siz de bu eğitimcilerden birisiniz. Ne yapıyorlar? Yani kapasite yetiyor mu? Bu öğrenciler mezun olduktan sonra bunlara hangi kapılar açılıyor? Siz bir eğitimci olarak öğrencilerin iş bulma potansiyeli konusunda neler diyeceksiniz? Bunları öğrenmek, duymak isterim sizden. Bugünler için çok endişeliyim. Gerçekten çok endişeliyim. Öncelere dönersek, yani benim öğrenciliğim sırasında biz mezun olduğumuz zaman işte devlet operası vardı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası vardı. Sınavlarına girerdik. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sınavına girdim. Orayı kazandım. Yani kemancı olarak kompozisyon bölümünde okurken mezun olunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sınavını kazanmış oldum. Ve bana tabii ki kadro verildi. Yani bildiğimiz devlet memuru oldum. Hani öyle diyorlar ya. Yani bunu hak etmiş olmak, aldığınız eğitimin bir sonucu öyle. Çok böyle abartılacak bir şey değil. Ama günümüzde bu böyle değil. Çünkü Türkiye'deki orkestraları, özellikle orkestraları, konservatuvarlara birazdan geleceğim. Türkiye'deki orkestralar için son derece kötü yayınlar yapılmaya başladı bir dönemde. Bunların tembel olduğu, bunların çalışmadığı, 5 ay tatil, 6 ay tatil, artık ne derseniz birçok şeyler duyduk.
Ve bu seçkin insanlar ki hepsi bunlar sınavlarla bu orkestralara girmişlerdir. Büyük üzüntüler duydular. Ama sonradan anladık ki bunlar piyonmuş. Meğerse bunlar bir başkalarına bir ortam hazırlıyorlarmış. Bu ortam da TÜSAK diye bir yasayı ve bugünlere getirdi. Şimdi arkadaşlarımızın yani orkestrada çalanların bir güvencesi yok artık. Bu güvencesi olmaması tabii müziğe çok etki yapıyor. Onu bilmeniz lazım. Ama o kadar güzel TÜSAK'la bizi sağa çevirip soldan vurdular ki şunu gördük. Anneler babalar ben neden çocuğumu konservatuvara vereyim? Bunların bir geleceği yok ki demeye başladılar. Ve devlet konservatuvarlarına girişler büyük ölçüde azaldı. Yani %50 azaldı, %60 azaldı, %80 azaldı. Düşünsenize bunu. Halbuki biz ne yaparız? Bir orkestra yurduna ne yapar? Uygarlıktan başka bir şey vermez. Düzen verir. Yani bir kentin bir orkestrası o kentine kültür katar. O kentindeki insanları başka podyumlara taşır. Yani bir orkestranın verdiği yararları size anlatmakla burada vaktinizi almak istemem. Estağfurullah, vaktimiz var efendim, lütfen. Çünkü onlar oldukları kentte aynı zamanda bir konservatuvar gibi olurlar. Örneğin eğer siz şimdi Trabzon'da bir orkestra açarsanız, onlar Trabzon'da bir konservatuvar gibi çalışacaklardır. Dersler vereceklerdir. Şimdi şimdi herkesin bir enstrüman çalması lazım insan olarak. Şu zor yaşamda kendimizi en azından kurtarabilmek için bir enstrüman çalmamız lazım. Hani değil mi? Herkesin bir saz. Şimdi öğretmenlerimiz yani müzik öğretmenlerimizin bize bunları öğretmeleri lazım. Ben konuyu dağıtmak istemiyorum. Sizin bana Estağfurullah. sorduğunuz yere getireceğim. Konservatuvarlardaki eğitim, öğretmenlerimizin iyi olmasına karşın ortalıktaki bu gerçek görüntü, bu annelerin, babaların gördüğü gelecekten ötürü tabii ki kan kaybediyor. Gerçekten kan kaybediyor. Bunu gidermemiz lazım. Bunu gidermemizin tek yolu da tabii eğitimde yine fabrika ayarlarına dönmemiz. Evet, kesinlikle doğruyu konuşuyorsunuz. Maalesef biz de üzüntüyle seyrediyoruz bütün olup bitenleri. Sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda tabii daha aktif, daha etkin işler yapmasını arzu ediyoruz. Ona birazdan zaten geleceğiz. Filarmoni derneklerin işlevi, duruşları toplumda nasıl olması gerektiği. Ama ondan önce şöyle aslında bütün değil de temel anlamda sohbetimizi devam ettirelim. Ardından sivil toplum ayağına da geleceğiz izninizle eğer. Filarmoni derneklerine mi? Tabii onu birazdan geleceğiz de. Ondan önce benim birkaç sorum daha var Lütfen. Güler Bey izninizle. Şimdi hem Türkiye'de hem dünyada birçok orkestrayı yönettiniz. Az önce orkestraları da değindiniz. Siz onlarca orkestranın yönetimini yaptınız, şefliğinizi yaptınız. Sahnede orkestralar arasında fark var mı? Bariz bir örnekle Türkiye'deki orkestraların durumu nedir? Bir de yurt dışındaki orkestraların durumunu kıyas eder misiniz? Yani kendimizi bilmemiz açısından. Ben bunu hep merak etmişimdir. Ben şimdi biraz da gülelim değil mi? Bu pandemi günlerinde gülmek de lazım. Şimdi orkestralar hep aynı. Gerçekten aynı. Bunlar işte dinleri ayrı, pasaportları ayrı. Ama onların hepsi bir aynı kafadadırlar orkestralar. Olağanüstü insanlardır orkestracılar. Orkestracılar çok zekidir ve çok hızlı düşünürler. Yani şeften
10 kat daha hızlı düşünürler, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet, benim hocam Ferrara, Franco Ferrara bana şunu söylemişti. Sakın orkestracılarla satranç, damak gibi falan oyunlar oynamayın diye. Niye? Onlar dedi sizi perişan ederler. Çünkü hani düşünme şeyi çok fazla, çok hızlı. Yani bir orkestra şefinin böyle bir yoğun partisyon içinde onlarınki başka, hani çok çabuk düşünebiliyorlar. Bu böyle. Evet, şimdi Türkiye'deki orkestralarımız, şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, onların çok özel bir görevi var. Onları Atatürk getirdi. Onlar Atatürk'ün Ankara'ya getirdiği orkestradır. Onlar tamamen Atatürk için çalışmak durumundadırlar. Onlar Cumhuriyet'in sesi olmak durumundadırlar. Çok çalışmaları lazım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve ondan çıkan orkestralar var değil mi Türkiye'de? Ankara Opera Orkestrası örneğin ikinci. İnanın ben o orkestrayı çok yönettim. Ne kadar iyi olduğunu hatırlıyorum. Ondan başka tabii ki İstanbul'da şehir orkestrası vardı. Cemal Reşit Rey'e kan kusturmuşlardı yıllarca yani onları kurmak için. O ne kadar uğraştı adamcağız. O orkestranın devlete dönüşmesi oldu Mükerrem Berk'in sayesinde. O orkestra var. Sonra İzmir'de biliyorsunuz Tuncer Olcay'ın önceliğinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası açıldı. Ondan sonra işte Bursa ve Antalya açıldı bu orkestralar. Şimdi bunların kendi aralarında bir şey olması lazım. Değil mi? Bir rekabet olması lazım. Benim programım daha iyi. Yani bunları böyle bir merkezden yönetmemek lazım. Yani burası nereye bağlanıyor? Güzel sanatlara bağlanıyor ya. Hani güzel sanatların işte bilmem hani vardır ya öyle ekonomi işte aynı programı yapalım, aynı eserler, aynı şefler falan olmaz. Bunlar ayrı ayrı kendi, çünkü hepsinin orkestra şefi var, orkestranın müdürü var, sanat kurulları var. Hepsi bunların sanatçı. Hepsi birbiriyle yarış halinde olmalı. Hepsi. Şimdi bu orkestraları eğer bana sorarsanız, yani eleştiri diye bana sor, ben eleştiremem, gerçekten eleştiremem. Yani objektif olamam, gerçekten olamam. Çünkü bunlar Türk değil mi? Türk orkestrası değil mi? Yani o. Bunların işlevini ben biliyorum. Bunlar neler yapacaklar? Onun için ben aralarında herhangi bir şey göremem, bir fark göremem. Ama tabii ki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile bir başka bağım var. Çünkü şimdi de ben Antalya'dan konuşuyorum. Yani 2 aydır da Antalya'da evde hapisim. Yani onu bilmenizi isterim. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına bile giderim. Orada otururum ben. Onlar beni görürler. Çünkü biliyorlar. İlk sınavlarını yaptım onların. Yani onlar işte 20 yaşına geldiler şimdi. Hani var ya. Şimdi bir Türk orkestrasında inanın kendimi parçalarım ki bir şeyi kendi anlayışım içinde yapabileyim diye. Bir şeyi katabileyim diye. Yani bir Türk orkestracısına sorabilirsiniz. Örneğin yani Beethoven'ın bilmem şu senfonisinde sen, kendi adımı veriyorum kusura bakmayın. Yani Gürer Aykal'la çaldı mı tamam. Neydi? O size söyleyecektir. Yani ben onu bırakmamışımdır boş. Yani herkese elimden geldiği, kendi bildiğim ölçümde çaldığı eserin partisyonunu göstermişimdir. Hem de gözlerine soka soka. Bir de ben göze bakarım. Göze bak, tabii değneğim vardı ama göze bakarak yönetirim. Bu açıdan. Yani insan ülkesinde orkestra yönetiyorsa bir başka oluyor. Ha, bunun yerine dünyanın hakikaten birçok yerinde gösterdim. Bir kere söylersiniz, 2 kere söylersiniz, 3 kere söylersiniz. Anlamıyorsa gerçekten o sizi akşam uyutmayacak bir şey değildir. Hay Allah, niye anlayamadı deyip geçersiniz. Ama Türkiye'de hayır. Onu öğreteceksiniz. Bu açıdan sizi sevmeyebilirler. Tabii birçok orkestrasıcı beni sevmez, bilirim. Çünkü onların üstüne giderim. Hele özellikle yapabilecek birisi varsa
bunun daha çok üstüne gider. Yani biliyorum kapasitesi var. Sonra Tanrı bir kulak vermiş. Zaten duyuyorum. Bir süre sonra onları duyarım da. Hani aradan bir tanesi hani şunu çal, bunu çal falan da yapmaz. Yani öyle öyle şey de yoktur. Bütün bunlar benim ülkemde tattığım lezzetlerdir orkestramda. Çünkü her konserimiz bizim ülkemize kattığımız bir şeydir. Bir basamak daha yukarı gitmektir. Tabii bu devlette bütün bunları söylüyorum. Bir de biliyorsunuz benim göz bebeğim yani Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası var. Asım Kocabıyık. Nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. O üst insanın Türkiye'ye kazandırdığı ne kadar büyük bir kurumdur. Nasıl büyük bir orkestradır. Biliyorsunuz yani Avrupa'nın hemen hemen her yerinde konserler verdiler. En ünlü konser salonlarında çaldılar. Hep iyi kritikler aldılar. Olan ben o orkestrayı 10 yıl çalıştım. 10 yıldan sonra ayrıldım. Ben onursal oldum. Bana böyle bir titre verdiler. Onun için onlara, ailelerine son derece minnettarım. Şimdi o orkestra aynı zamanda Türkiye'de özel sektörün bu işe nasıl bakması gerektiğini de bir göstergesidir. Yani Türkiye'de özel sektör orkestralar açabilir. Bunların en önemlisi belediyelerdir ki Sayın Büyükerşen 20 küsur yıldır bir orkestra yaşatıyor orada. Son derece iyi bir orkestradır. Ne olanaklarla biliyorsunuz. Belediye meclislerini bu ara televizyonlarda da görüyoruz. Bize de yayın yapıyorlar. Neler konuşuyorlar, neler tanrım. Bunların içinde bir orkestra yapıyor o adam. Yani olağanüstü bir şey. Bütün büyük şehirler orkestra kurmalıdır. Param yok, ben anlamam. Çünkü biz o kente eğitim getireceğiz. Biz o kente katkıda bulunacağız. O kentin seviyesini yukarı çıkacağız. Düzeyini yukarı çıkaracağız. Bize para yok diye bir şey olamaz. Biz çağdaş, Türkiye'nin varacağı çağdaş düzeye giden yolda olan bir kurumuz. Biz olmadan o olmaz. Dolayısıyla büyükşehir belediyeleri ne yaparsa yapsın onlar zaten hepsi bıçkın insanlar. Düşünsene bu kadar şeyin içindeler bunlar. Orkestra mı yaşatmayacaklar Allah aşkına? Onlar da orkestra kurmalıdırlar. Bilmiyorum sorunuza yanıt verebildim mi? Orkestralarımız düzeyleri gayet iyidir. İyi çalıştırılması gerekir. O orkestra şefleri beni bir daha çağırmazlar diye orkestraların önünde böyle saçmalıklar yapmamalıdır. Beni bir daha çağırmazlar diye ben şu adama bu yanlışını söylemeyeyim, bunu kızdırmayayım dememelidir. Üstüne üstüne gidip müziğin gerektiğini, partisyona olan saygıyı göstermelidir. Bu. Konu açılmışken benim sormak istediğim konulardan bir tanesi de şimdi az önce bahsettiğiniz siz tabii hem Borusan'ı kurdunuz, Borusan Filarmoni'yi kurdunuz, hem de Antalya'daki Devlet Senfoni Orkestrası'nı kurdunuz. Bu konuda Türkiye'deki en deneyimli isimsiniz. Bu arada ben şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu orkestralar hakikaten güzel kurumlar. Benim öğrenmek istediğim bir konu var. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Büyükşehir belediyelerinde hakikaten çok büyük olanaklar var. Salonları var, işte kadroları var, kurulmuş düzenleri var, kanunları var, paraları var, gelirleri var. Bunun yanı sıra kalıcı orkestranın kurma koşulları nedir? Tabii para gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Ancak sadece para mı gerekiyor? Yani örneğin Borusan kalıcı bir kurum. Ancak daha bir sonraki adımı nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani kalıcı olan kadrolu bir orkestranın kurulması için koşulların ne olması lazım? Nasıl kurabiliriz böyle bir orkestrayı? Sivil toplum bunun neresinde olması lazım? Sermaye, yerel yönetimler nasıl bir sinerjiyle böyle bir örneğin İstanbul Filarmoni Orkestrası nasıl kurulması lazım? Tabii ki belediyelere dediğim gibi çok büyük görev düşüyor.
Şimdi bir orkestra kurduğunuz zaman o orkestra, o belediye çok büyük bir kazanç sağlayacak. Ama bu kazancı para olarak ölçmeyelim. Şimdi bir orkestra, açık söyleyelim efendim, 60 ile 80 kişi yani arasında kurulur. 60 ve 80 kişilik ayda kaç paraya çıkar onu herkes bilir. Yani o bir şey değildir. Biliyorsunuz onların aldığı maaş da öyle çok fazla bir maaş değildir. Şimdi bunların bir orkestra şefi olacaktır. Belki bir orkestra şefi yardımcısı olacaktır. Bunlar her hafta konserler verecektir o kente. O kentin çeşitli yerlerinde konserler verecektir. Yalnız bir konser salonunda kalmaz eğer siz belediyenin orkestrasıysanız. İlçelerinizde konserler ve hatta yan kentlerde de gidip konserler yaparsınız. Yani bir orkestra sürekli verir, sürekli topluma çok sesliliği verir. Biliyorsunuz çok seslilik insanların özellikle çağımızda anlaması gereken bir şey. Çünkü çok seslilik içinde yaşayıp bunun farkında varmamak olmaz. Yani bütün hani sorunumuz demokrasi, demokrasi bu çok seslilikten geçiyor. Çok sesliliği algılamak, onu anlamaktan geçiyor. Dolayısıyla o orkestra kaça mal oluyor? İnanın bilemiyorum. Ama ne olacak yani bir büyük kentte 80 kişi, hadi yönetimleriyle beraber 90 kişi. Ne olursa olsun ama bunların her hafta verecekleri konser, yılın en azından 10 ayında verecekleri konserler, açık hava konserleri, eğitim konserleri, kendi kurumunu eğitme yani belediyelerin içindeki insanları bile eğitebilecek konserler yapan bir orkestranın Allah aşkına kaça patladığı düşünülür mü? Böyle bir şey olur mu? Yani ben bunu utanarak söylüyorum. Şimdi birçok başkanım biliyorum, Mansur başkanımı biliyorum. İşte İmamoğlu'nu biliyorum. Yani bunlar son derece büyük vizyonları olan insanlar. Bu hiçbir şeydir. Yani bir orkestranın onlara katacağı katkı onların düşünemeyeceğinden daha fazladır. Bu hiçbir şey değildir. Ama bu ne yapacaktır? En azından 60 tane, 80 tane gence ekmek kapısı olacaktır. Biliyorsunuz bunlar şimdi sözleşme dışı özellikle kalanların hiçbir geliri yok, ortada kaldılar. Sap gibi ortada kaldılar. Şimdi Türkiye'de kaç tane büyük şehir var bilemiyorum. Ama en azından 10 tane vardır. Yani 10 tane daha orkestra katılsa Türkiye'ye. O zaman konservatuvarlar, bak şeyler başlayacak. Öğrenciler oraya akın etmeye başlayacak. Anneler, babalar çocuklarının geleceğini ve saygın bir görevde bir orkestrada çalacağını düşünerek çocuklarını oraya yönlendirecekler. Yani lütfen nedir büyükşehir başkanları? Başkanlarım, başkanın eli tutulmaz, başkanların eli tutulmaz. Bunları yapabilirler. Devletimize gelelim. Yani devletimiz şimdi neden Trabzon'da? Niçin Trabzon'da orkestra yok? Niçin? Hadi Erzurum'a Bilkent hep gidip geliyor. Erzurum gidelim. Yani Diyarbakır'da bir senfoni orkestrası olmaz mı? Ben çocukluğumda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okurken Şubat aylarında Diyarbakır'daki orkestrada çalıyordum. Ve bana 10 lira veriyorlardı. Yani düşünün 1957-58-59'lardan bahsediyorum ben. Şimdi yok. Olur mu? Yani o zaman vardı bu. Nasıl yaşatıyordu bu insanlar? Amerikalılar da vardı içimizde. Ordudan insanlar da vardı. Ama o kentin ileri gelen doktorları, matbaacıları bu orkestrada çalıyordu. Yani Doktor Refik Erer, konsertmeisterimiz, Nurettin Ok hatırlıyorum. İkinci Kemaner grup bunlar doktordu. Çok güzel çalıyorlardı. Yani bu. Ne olacak? Şimdi bir tane Diyarbakır'a, bir tane şeye... Trabzon'u açamadan açarlar tabii. Yani şimdi Sivas bu kadar ozan yetiştiren bir kentin, Aşık Veysel'in çıktığı bir kentin nasıl olur da orkestrası olmaz Allah aşkına? Yani Cumhuriyet'in kuruluşu oralardan geçiyor. Öyle bir kentte orkestra yok. Ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bir de bunu ya halk bu işlerden ne anlar diye falan var ya geçiştirenler var. En çok da onlar. En çok da bunun günahını onlar çekecekler. Türk halkı müziği çok iyi anlar. Gerçekten çok iyi anlar. Yeter ki siz onlara güzel çalın.
iyi programlarla onların huzuruna gidin. Evet. Daha gelelim mi? Yani Ege bölgesine gelelim mi daha? Orada o kadar, şimdi sağ olsun Muğla'da başkanımız bir orkestra başlattı. Sağ olsun. Ama Antalya'da şimdi Devlet Senfoni Orkestrası var. Antalya büyük şehir. Niye Antalya'da bir belediye senfoni orkestrası, filarmoni orkestrası yok? Sayın Böcek bunu yapamıyor mu? Parası mı yok? Bana ne olur param yok demesinler. Hakikaten demesinler. Olmaz. Çünkü siz bu parayla ne üreteceksiniz onu görün. Bir orkestra demin anlattığım gibi sizi çağdaşlığa götürecek yolda ki en önemli kurumunuzdur. Evet. Yani böyle kent kent mi sayayım Allah aşkına, yani bir orkestra. Yani. Ne evet, getirir orkestra? Öncelikle İstanbul'da başarırsak bu belki bir domino etkisi yaratacak ve herkes örnek aldığı büyük bir şehrin belediye başkanının bu güzel adımını takip etmek düşüncesine kapılabilir diye ümit edelim. Ben onu ümit ediyorum. Güler Bey, peki bu bağlamda şimdi senfoni orkestrasıyla ilgili yasal düzenleme gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın durumunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. İçinden birisiniz orkestraların. İşte Ocak ayında, Şubat ayında bu 4B yasası kapsamında maalesef İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası özelinde arkadaşlarım var orada. Ondan biliyorum. Çok zor durumda kaldılar. Yani 120 kişilik orkestra iken 49 kişiye düştüler. Bu konuda yeni bir yasal düzenleme, koruyucu bir şemsiye olabilecek bir yasa çalışması için ne yapalım? Yani sivil toplum kuruluşları olarak nasıl bir öncü görevi üstlenmemizi beklersiniz? Beraber ne yapılabilir bu konuda? Çok teşekkür ederim. Yani İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, yani o da benim ilk göz ağrım. 1969'da yönetmiştim onları. Daha şehir orkestrasıydı. Bakın o zamanlar, yani şimdi duysun Sayın Belediye Başkanımız, onların orkestrası vardı, şehir orkestrası. Onları yönetmiştim. Sonra o devlete geçti. Şimdi sivil toplum örgütleri orkestralar için kaçınılmazdır. Kaçınılmazdır. Çünkü orkestracılar çok yoğun çalışma içinde gerçekten kendi haklarını, neler yapması gerektiği konusunda bir başka çalışmalara giremezler. Çünkü çok yoğun bir çalışmaları vardır. Yani düşünün, pazartesi günü geliyor bir şef, başlıyor bir eser. Yani cuma konser, ondan sonra pazartesi yine bir şef geliyor, başka eserler çalışıyor. Yani bir yoğun tempo içindedirler. Bunların yönlendirilmesi lazım. Sivil toplum örgütü bunlar için kaçınılmaz. Şimdi ben Filarmoni Derneği'ne gelmek istiyorum. Gelebilir miyim bu konuda? Lütfen, tabii. Çünkü benim görüşüm, Filarmoni Dernekleri bunun, şimdi hani bu pandemi için antikor aranıyor ya böyle insanlarda, aslında orkestralarında antikoru Filarmoni Dernekleridir. Siz hazır oradasınız. Sizin çalışmanız lazım. Sizin çalışabilmeniz için örgütlenmeniz lazım. Yani Türkiye'deki filarmoni orkestra, filarmoni dernekleri birleşebilir. Yapacakları şeyler o kadar açık ki. Şimdi sürekli olarak orkestraların sorunlarını dile getiren bakanlıklara, gazetelere, şunlara sürekli onların sorunlarını medyada yaşatacak kurum filarmoni dernekleridir. Orkestracı bunu yapamaz. Sen devlet memurusun, konuştun ettin, ona ceza bile kesebilirler. Değil mi? Her şey olabilir. Ama bir filarmoni derneğini, bir dernek ki siz, yani Ankara'nın başında Türkiye var. Türkiye Filarmoni Derneği. Bu kolay mı yani? Bu elinizde neler var? Neler yapabilirsiniz? Şimdi ben hemen şuna bir geçmek istiyorum. Bizim Türkiye'deki, şimdi yine Atatürk'ten gelebilir miyim? Lütfen. 1900, yani daha işte 19'da Samsun'a çıktıktan bir süre sonra yaptığı bir konuşmada öğretmenleri kültür ordumuz, bizim eğitim ordumuz diyor. Siz bizim ordumuzsunuz diyor.
Şimdi bizim de ordumuz, yani müzikteki ordumuz müzik öğretmenleridir. Türkiye'de müzik öğretmenleri darmadağın vaziyette. Ne yapacaklarını bilemeyecek durumdalar. Çok yerde müdürlerinin baskısı altındalar. Hayır, Mozart ne? Sen işte ad vermek istemiyorum, şu arabeski öğreteceksin. Ad vermek istemiyorum. Çok öğretmenimiz bu durumundadır arkadaşlar. Bu büyük bir gerçektir. Şimdi biz müzik öğretmenleriyle birleşmeliyiz. Müzik öğretmenleriyle yazışmalıyız. Ben demin konuşmamın başında öyle bir şey söylemiştim. Eğer siz müzik öğretmenleriyle Türkiye'de bir bağ kurarsanız, yetenekli öğrencileri size bildirirler, siz de bize bildirirsiniz demiştim. Bu böyle bir örgüt. Müzik öğretmenlerini kendi aramıza almamız lazım. Orkestrası olan, operası olan, balesi olan kentlerde müzik öğretmenlerine hep kontenjan vermemiz lazım. O öğretmenin her baleye, her operaya, her konsere mutlak davetiyesi olması lazım. O öğretmenin başarılı öğrencileri konsere getirecek hakları olması lazım. 10 bilet, 20 bilet neyse, Filarmoni Derneği bütün bunları yapabilir. Önemli olan müzik öğretmenlerinin tanınır olması. Yani sizin Türkiye'deki bütün müzik öğretmenlerini adlarıyla, sanlarıyla tanımış olmanız, bizle tanıştırmış olmanız büyük bir güç olacaktır. Bundan çıkacağız. Büyük bir ordudur. Sonra biz tabii ki öğretmenlerimize eğitim için neler yapması gerektiğini, bütün orkestra şefleri, orkestradaki saygın arkadaşlarımız, tabii ki beraber kurslar yaparak artık Filarmoni Derneği'nin yapacağı o kadar çok şey var ki bizleri bir araya getirecek. Biz onlarla beraber olacağız, konuşacağız, sorunlarımızı tartışacağız ve eğitim için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Orkestra şefleri, orkestracılar, bütün konservatuvar öğretmenleri, baletler, balerinler, operacılar, hepimiz, tiyatrocular. Çünkü biz çok önemli bir şeyiz Türkiye'de. Düşünsenize, operalar, tiyatrolar, baleler, orkestralar, konservatuvarlar az bir şey değil. Çok önemli. Yani Cumhuriyet'le kazanmış olduğumuz bu kurumlar daha nereye geldi? Yani şimdi bunları fabrika ayarlarına döndürebilmek için bizim yapacağımız çalışmalardan en önemlisi filarmoni derneklerinde organize olmak, örgütlenmek, müzik öğretmenleriyle bir araya gelmek, tanış olmak, dert dinlemek, dert paylaşmak. Evet, kesinlikle, kesinlikle aynı görüşteyim Güler Bey. Çok teşekkür ederiz bu görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben bu konudan İstanbul Filarmoni Derneği'ne de değinmek isterim. Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri İstanbul Filarmoni Derneği. 1945 yılında kuruldu. Bu sene de bizim 75. yıl dönümümüz. Böyle bir hala direniyoruz, yürüyoruz. Daha güzel işler yapmak için çabalayacağız, yürüyeceğiz. Sizlerin de destekleriyle. İstanbul Filarmoni Derneği hakkındaki görüşlerinizi, değerlendirmenizi rica edebilir miyim acaba? Şimdi sizin korucunuz yani Cemal Reşit Rey. Nokta artık yani benim söyleyeceğim ne olabilir? Yani Cemal Reşit Rey nasıl bir adam, nasıl bir besteci? Yani ya, 10. yıl marşımızın yazarı yani. Bunlar abide, ben ne diyebilirim? Yani bu adamın kurduğu derneğe ben kul köle olurum yani. Bu kadar. Filarmoni derneklerinin yani İstanbul dahil birleşerek 100. yıl için bir şeyler yapmasını sizden isteyebilir miyim? Böyle Emriniz dilek. olur. Ne demek? Emriniz olur. Şimdi biliyorsunuz 100. yıla yaklaşıyoruz. Ankara'da BESOM var biliyor musunuz? Besteciler, orkestra şefleri yani Ben İstanbul'da Ankara'yı çok bilmiyorum. İşte bunlar birleşeceksiniz efendim. Birbirlerinizi tanıyacaksınız. Ben baştan beri onu söylüyorum. Hani öyle dağınız ki bizi öylesine dağıttılar ki
hani fabrika ayarları, tekrardan birbirimize tanışmamız lazım. Şimdi efendim şöyle bir şey var. 100. yıl seferberlik müjdesi falan gibi bir şey. Yani 100. yılda neler yapabiliriz? Herkes kendi alanında. Şimdi filarmoni dernekleri neler yapabilir? Filarmoni dernekleri müzik öğretmenleriyle bağ kurdu mu, onları tanıdı mı? Şimdi onlardan neler isteyebilir 100. yıl için? 100. yılda filarmoni derneği öğretmenlerden eserler isteyebilir. Onların hepsi birer bestecidir diyorum. Onlar kültür ordumuzun askerleridir. Eli öpülesi askerlerdir onlar. Onlar eserler yazsın. Yarışmalar olmasın. Yani eserler yazsın. Yine öğretmenlerimiz öğrencileri arasından da bunu istesin. 100. yıla parçalar, çocuk parçaları, ne bileyim oyun havaları, saz için eserler, ne istiyorlarsa. Ama 100. yıl, yani 100. yıl içimiz işin bir yarışmaya girsin. Böyle bir nasıl anlatayım onu? Seferberlik diyorum ama bir müjde olsun. Tamam. Yine Filarmoni Derneği 100. yıl için Kültür Bakanlığı'nı şimdiden ne yapması gerektiği konusunda uyarsın. Değil mi? Kültür Bakanlığı'nın elinde ne var? Para. Var efendim para. Para var efendim. Bana para yok, baştan dedim demeyin. Onu öğrendim, parayı öğrendim. 100. yıl için şimdiden eserler ısmarlanabilir. Neler neler ısmarlanabilir. Değil mi efendim? Kesinlikle. Yine siz filarmoni dernekleri olarak bestecilerimizden eserler isteyebilir misiniz? Dersiniz, benim param yok ama ben yazdığınız eseri çaldırtabileceğim. Değil mi? Sizin öyle bir gücünüz var. Şimdi siz İstanbul Filarmoni Derneği'nin başkanısınız. Ben size ne dedim? Yani Cemal Reşit Rey'in kurduğu şey, ben kulunuz körünüz olun. Ben ne yapabilirim size? Siz bana Gürer Bey bu eseri siz yönetir misiniz dediğiniz zaman ben hayır mı diyeceğim. Ama sizin için, sizin önerdiğinizde yazılmış olan 100. yıla yazılmış eseri sevinerek yönetirim. Evet. Bu. Yani efendim, sakın yani şeye girmemek lazım. Hani aman olmuyor değil falan. Çünkü 100. yıl dendiği zaman herkes bir şey yapacak. Sen ne yaptın diye sonra birbirlerine soracaklar. Ama siz onların ne yapacağını şimdiden gösterirseniz onlara da inanın şey verirsiniz, güç verirsiniz. Tabii özellikle TRT'yi içinize almanız lazım. Mutlak TRT'den insanları filarmoni derneklerine üye yapın. Lütfen. Oradaki yetkin insanları. Onlar da çünkü vatansever insanlar. Onlar da bu programların televizyonlara alınmasını, televizyonlardan yayınlanmasını çok isterler. Çünkü o da en önemli bir kurum. Değil mi efendim? Kesinlikle. Yani çalışmak. Bana sordunuz, ben de söylüyorum. Yani ben filarmoni derneklerini hakikaten, yani şimdi aranan aşı, işte bizim için aranan aşı sizsiniz. Antikor filarmoni dernekleridir. Eğer çalışmazsanız karşınızda bizi görürsünüz. Bir de o var tabii. Evet. Gürer Bey, öncelikle yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok, benim için çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki varsınız. İyi ki ülkemizde çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz, üretiyorsunuz. Sizinle aynı kulvarda üretim yapmaya çalışmak büyük bir onur. Sizinle sohbet etmek ayrıca büyük bir onur benim için. Bu arada ben yönetim kurulu üyesiyim. Filarmoni Derneği Başkanı değilim. Alp Altıner Başkanımız. Onu da